hukuk, adalet dediniz biraz önce ve biraz önce grup toplantısında da sizi dinlemiş olduk. Dolayısıyla adaletin, hukukun tam tesisinin belki de en kritik noktalarından bir tanesi KHK sorununun kendisi olacak çözüm noktasında. Mahkemelerde cezalar yağdırıldı. Anayasanın 38. maddesinin gereği ihlal edilen pek çok şey üzerinden bizler yargılandık. Cezalar yağdırıldı bize ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden pek çok karar çıkıyor hak ihlallerine dair. Dolayısıyla iktidar olduğunuzda KHK'lıların bu sorununa yönelik neler yapacaksınız? Evrensel hukuk ilkeleri Türkiye'de işletilebilir olacak mı? En çok bu vaadinizi önemsiyoruz. Bununla ilgili açıklamalarınız son iki haftadır gerçekten milyonların umudu oldu. Bu çok önemli bir çıkıştı. KHK'lılar Türkiye gündemindeler. Sizin sayenizde bu yüzden de teşekkür ediyorum tekrar. Hem kendi adıma hem 8 milyon KHK'lının adına. Çünkü biz ailelerimizle birlikte KHK'lıyız. Benim kızım KHK'lı. Benim annem KHK'lı. Benim kardeşim KHK'lı oldu çünkü. Bir kişi KHK'lı olduğu andan itibaren bütün çevremiz KHK'lı oldu. Ayrıca bugün burada bulunan herkes sırf biz irtibatlı ve iltisaklı olduğumuz için bugün sizler de bizimle birlikte irtibatlı ve iltisaklı oluruz. Dolayısıyla hukukta kavramı, hukukta yeri olmayan bu iki kavram üzerinden yüz binlerce insan bugün sivil ölüme mahkum edildi. Sivil ölümü de geçtik biz, direkt ölüme mahkum edildi. İnsanlar intihar ediyorlar, insanlar hastalıktan, kanserden ve benzeri pek çok hastalığı geçirerek binlerce insan, bilim üzerinde insan, özür dilerim, hayatını kaybetti. 120'nin üzerinde insan intihar etti. Dolayısıyla devlet bize dedi ki biz sizi idam etmiyoruz ama siz kendi kendinize kendinizi idam edebilirsiniz. Bunun yolu açılmış oldu. Bu yüzden bugün burada söyleyeceğiniz her şey bizim için çok değerli ve çok önemli ve umut doluyuz. Biz sizden umut bekliyoruz. Umudumuz olmamızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar söz verdim. Ben adaletten yanayım ve adaleti savunuyorum. Bana oy verir vermez o ayrı bir şey. Ama kim haksızlığa uğradıysa haksızlığa uğrayanın yanında olmak bir siyasetçinin temel görevidir. Kabildiğinde kararname. Şimdi üniversiteden hocaları attılar. Barış akademisyenleri. Akademisyenim Sayın Genel Başkan. Attılar. Bu doğru değil. Bundan hiçbirisi hakkında takip, yani dava açılmıştır. Bunların görevlerine iade edeceğiz. Bunu söylüyorum ben. İade etmemiz lazım. Farklı düşündü diye bir insanı cezalandıramazsınız. Farklı düşündü diye. KHK ile atmışsınız. Savcıya gitmiş, savcı takipsiz verdi. Bir şey yok diyor burada. Hayır efendim, o zaman başlatman lazım. Hayır, başlatmayacağım. Olmaz. Veya KHK ile atmışsınız. Savcı dava açmış. Gitmiş mahkemede beraat etmiş. Ya beraat ettikten sonra bunu başlatır mı Sedat? Onu da başlatmam. Devlet kimle ve ülkeyle yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Adalet olması lazım. Kanun, anayasa, uluslararası hukuk, sizin söylediğiniz evrensel hukuk kuralları neyse o kurallar çerçevesinde hareket edilmesi lazım. Dolayısıyla mağduriyetlere yol açmamak lazım. Ben atılıp, yani devletten atılıp, pazarda pazarcılık yapıyor. Gelip pazar tezgahında kalmıyor. Ve onlara şunu söyledim. Ağaç kökü yesinler. Olmaz efendim, olmaz. Olur. Ben bunu kabul ediyorum. Dolayısıyla adaletse ben bizim bütün altı liderinde adaletten yana kavramını gayet açık gayet net yaptıkları, kamuoyu yaptıkları açıklamalarla ifade ettiler. Bir sürü insan kızdı, bağırdı, çağırdı. Ben eminim yani o bağırıp çağırılan çok hukuk nedir onu da bilmiyorlar. Adalet nedir onu da bilmiyorlar. Kanun nedir onu da bilmiyorlar. Yaptığım açıklamaların tamamı anayasaya, evrensel hukuka, ayın kararlarına uygun açıklamalar. Evet. Yani ben bürokratça görevden aldım. Gittim mahkemeye başladım. Beni göreve iade ettiler. Bu kadar basit. Yasa kararını, mahkeme kararını uygulayacaksınız. Şimdi anayasa mahkeme kararını ben uygulamayacağım. Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan kişinin yargıda işi yoktur. Atılması lazım.
Anayasa diyor ki idari, efendim askeri ne olursa olsun anayasa mahkemesi kararını herkes uymak zorundadır. Keyfinde de değil, zorundadır diyor yani. Bu çerçevede adaletten yana kararlar alınacağından hiç endişemiz olmaz. Teşekkür ederim.